Emeklilerimiz konusunda da en büyük hizmetleri biz getirdik. 2000 yılından sonra emekli olan 5 milyon kişinin gözü intibak zammında. Eğer mecliste sürekli müjdelenen düzenleme yapılırsa intibak mağdurlarının maaşına 420 TL'ye kadar zam yapılacak. Evet, emekliler Ocak ayında zamlarını almışlardı. Şimdi de ek ödemelerinde artış yaşandı. İntibak yasasının çıkmasını bekleyen milyonlarca mağdurdan biri de Bünyamin Yılmaz. 85 yılından bu tarafa çalışıyorum. Hem staj mağduruyum hem EYT'liyim. 2000 sonrası emekli olan emeklilerimizde maaşlar 100, 200, 300 olarak gidiyor. Fakat geçenlerde bir açıklama yapıldı. Sayın Meclis Başkanımız Mustafa Şentop Bey. Milletvekili olduktan sonra daha fazla almasına rağmen geçinemiyor çünkü giderleri ayrıca hesaplamak lazım. Doğrudur. Tabii ki bir milletvekiline 22 bin lira az olabilir. Fakat 2019 yılında 1300 lira, 1200 lira, 1500 lira maaşla bir emekli nasıl geçinecek? Kira mı verecek, doğalgaz mı verecek, faturasını yatıracak, elektriği var, suyu var, çocuk okutuyordur. Yani bunu düşünürken aklımızda dalga geçtiler. Bünyamin Bey, intibak yasası mağdurlarının ve emeklilikte yaşa takılanların yaşadığı geçim sıkıntılarını işte böyle anlattı ve meclise seslendi. Nedense torbaya giren yasalar hep devletin cebine giren paralarda oluyor. Bedelli askerlik, devletin kasasına giren paradır. Çıkartıyorlar, torba yasaya giriyor. Vergi afları. Yıllık 75 bin liraya kadar vergi muafiyetleri getirmiştik. Devletin kasasına giren paradır. Hemen çıkıyor, torba yasaya giriyor. EYT çıkmıyor. İşçinin cebine girecek. İşsiz adam. İntibak çıkmıyor. 2000 sonrası düşük maaş alan emeklilerin cebine girecek. Çıkmıyor. Seçim bittikten sonra bazı siyasetçilerimiz şunu diyor. Seçimden önce verilen vaatler seçimden sonra işlemez. İşlemeyecekse o zaman bir siyasetçinin de bunlardan gündeme getirip bahsetmesi ve EYT'lileri, emeklileri, intibak bekleyenleri umutlandırmasınlar. Bir yandan da çay içiyoruz. Çaya zam, şekere zam. Bu yapılan zamlar sizin cebinizi nasıl etkiledi? Çaya zam, şekere zam, doğalgaza zam, akaryakıta zam, suya zam, elektriğe zam, giyime zam, gıdaya zam. Hepsinin zamı %25'ten başlıyor. %70'e kadar çıkıyor. Fakat işçinin, emeklinin maaşına zama geldiği zaman o zaman %4, %3, %5 zamlar yapılıyor. Meclis çatısı altında duran 600 milletvekilimiz, hepsini kastediyorum. Vicdanları rahat mı? Yani aldıkları maaş ne kadar helal? Kendilerini yokluyorlar mı? Bunu çok merak ediyorum yani. Gerçekten aldıkları maaşı ben bu durumda çok görüyorum. 50 yaşına gelmiş adam emekli olamıyor. Rantçı diyorlar. Şimdi bizim karşımıza bunlar türedi. Ya bu adamın neresi rantçı kardeşim? Bu adam vakıf kurmadı. Hortum vurmadı. Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nın verildiği dönemde fırsatçılar türedi. Bu adam şirketler kurmadı. Bu adam ihale yolsuzluğu yapmadı. Ne yapacak? Erken emekli olacak. Gariban bir işçi bu. Bunun rantçı ne tarafı var ben anlayamadım. Ondan sonra ne olacak? Gidecek kendine göre başka bir işte de çalışmaya devam edecek. Köpük dediler, rantçı dediler, çift dikiş dediler. Yani çift dikiş. Çift dikiş. Ben ülkede şu anda 224 tane çift dikiş görüyorum. Mecliste milletvekili. Çift maaş alıyorlar. 224 tane çift dikiş var. Artı Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi 46 yaşında emekli olmuştur. 70 küsür lira maaş aldığını söylüyorlar. 74-75 her neyse. Ben bir vatandaş olarak düşünüyorum. Aldığım maaşta acaba birilerinin hakkı var mı diye vicdanımsız diyor. Onlar acaba 70 lira, 50 lira, 30 lira maaşlar alırken gece yataklarında rahat uyuyabiliyorlar mı? Şimdi 1700 lirayla iki tane çocuk okutuyorum. İkisi de üniversitede okuyor. Düşünün. Ben kira ödüyorum. Kendi geleceğiniz için, kendi geleceğinizi ipotek altına alanlara oy verirken bir daha düşünün diyorum. Ben şu veya bu partili değilim demiyorum da. Zaten kastım şu, 600 milletvekilinin aldığı maaşta helal görmüyorum. Bunu bir gözden geçirmeleri lazım, bunu bir düşünmeleri lazım. İsraf olarak görüyorum. En büyük israf bu ülkede sarayda ve meclistedir. En büyük israf orada.